Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bildiğiniz poğaçalardan çok farklı, içi kat kat, kıyır kıyır nefis bir poğaça tarifi hazırladım. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Poğaçamın hamurunu hazırlamak için bir paket islant kuru mayayı yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir çay bardağı ılık su, bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum. Bu poğaça hamurunda süt kullanmıyoruz. Sadece yoğurt kullanıyoruz. 2 tane yumurtam vardı. Birinin sarısını poğaçaların üzerine sürmek için kenara ayırdım. Kalan yumurtalarımı yoğurma kabamın içerisine ekledim ve eklemiş olduğum bütün malzemelerimi spatulamla iyice karıştırıyorum. Daha sonra üzerine önce denelemiş olduğum unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Onun üzerine bir tatlı kaşığı da tuzumu ekledikten sonra spatulamla karıştırıyorum. Her zaman olduğu gibi unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Unun markasına kalitesine göre hatta yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre hamurun aldığı un miktarı değişkenlik gösterebilir. Hamurum artık kıvam almaya başladı. Şimdi spatula mı temizleyerek kenara aldım. Bu aşamadan sonra elimle yoğuruyorum. Hamurum tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar, özlü bir hamur oluncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Bu poğaça hamuru oldukça yumuşacık bir hamur oluyor. Hatta biraz elime yapışan bir hamur oldu. Ben bu tarifte toplamda 4 su bardağı un kullandım. 200 mililitrelik su bardakları ile çok fazla un eklemeye çalışmayın. Hamur elinize çok yapışırsa bu aşamada elinize çok az miktarda sıvı yağ sürerek hamuru toparlayabilirsiniz. Hamurumu güzelce yoğurup toparladım. Şimdi üzerine bir streç filmle kapatarak hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalandıracağım. Havalar artık soğumaya başladığı için hamurun mayalanma süresi oldukça uzadı. Benim de vaktim olmadığı için fırınımı 50 dereceye ayarladım ve hamurumu fırınımda 40 dakikada mayalandırdım. Hamurum güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi hamurun maya kokusunun çıkması için elimle toparlıyorum. Daha sonra tezgahın üzerine biraz un serpiştirerek hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz oldukça yumuşacık bir hamur. Hamurumuz yumuşacık olduğu için poğaçalarımız da yumuşacık olacak. Hemen hamurumu toparladım. Şimdi bir hamur kesme aparatı ile hamuru 4 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum hamurumuzu güzel bir şekilde pürüzsüz bir şekilde yoğurduğumuz için bezelerimiz de pürüzsüz oluyor. Bezenin üzerindeki kabarcığı görüyorsunuz. Daha şimdiden puf puf kabarmaya başladı. Gerçekten yapılışı çok farklı. Muhteşem bir poğaça oluyor. Mutlaka ama mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. bezelerimin hepsini hızlı bir şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Bezelerimi hazırladıktan sonra ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak altına üstüne bolca un serpiştirdim ve oklavamla açmaya başladım. Hamurumuz o kadar güzel, o kadar yumuşacık ki daha dokunduğum an kendiliğinden açılıyor. Bu hamuru inanın herkes kolaylıkla açabilir yufka açarken kenarlarına oklavanın kesinlikle bastırmıyorum. Hiç bastırmadığım halde gördüğünüz gibi kolaylıkla açılıyor. Oklavaya sarıp sadece ittiriyorum. Yufkamı açarken yapışmaması için ara ara un serpiştiriyorum. Bu arada yufkamı küçük oklavamla açmaya başlamıştım ama küçük geldiği için değiştirdim ve büyük oklavamı aldım. Yufkam kocaman bir şekilde açıldı. İnanın açılmalara doymayan bir yufka. Yufkamı açtıktan sonra düzgün bir şekilde kenara aldım ve ikinci bezemi de açmaya başladım. İlk başta bezenizin üzerine bolca un serpiştirebilirsiniz yapışmaması için. Yumuşak bir hamur olduğu için kolaylıkla yapışabiliyor. Hemen ikinci yufkamı da hızlı bir şekilde açmaya devam ediyorum. Bu yufkamı da açtıktan sonra ilk açmış olduğum yufkayı bu yufkanın üzerine kapatacağım. Daha sonra da rulo şeklinde sararak poğaçalarımı hazırlayacağım. Beni tam da buraya kadar izlediyseniz küçük de olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız ya da tesadüfen bu videoma dek geldiyseniz kanalıma hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Yufkamı açtıktan sonra eritmiş olduğum 150 gram tereyağını fırça ile yufkanın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yağımızı mutlaka yufkanın her yerine gelecek şekilde sürmemiz gerekiyor. İlk yufkama yağımı sürdükten sonra hemen ikinci yufkamı da yağ sürdüğüm yufkanın üzerine kapatıyorum. Ve eşitlemek için kenarlarından bu şekilde çekiştiriyorum. Daha sonra bu yufkanın üzerine de fırça ile her yerine gelecek şekilde tereyağımdan sürüyorum. Gördüğünüz gibi yufkanın üzerinde kabarcıklar çıkmaya başladı çok güzel bir şekilde kabaran bir poğaça. Yufkalarımı rulo şeklinde sarıyorum. Yufkalarımı sararken kenarlarından bu şekilde elimle çekiştiriyorum eşit olması için. Yufkamı sardıktan sonra elimle biraz uzatıyorum ve tam ortadan ikiye kesiyorum. Bu şekilde ikiye kestikten sonra yan yana getiriyorum. Elimle biraz daha uzattıktan sonra tekrar 3 parmak kalınlığında olacak şekilde kesiyorum. Kestikten sonra buzdolabına kaldırarak 15 dakika dinlendireceğim. Bunu yapmamızın amacı yufkaların arasındaki tereyağın donmasını sağlamak. Buzdolabında 15 dakika dinlendirdikten sonra bu şekilde uç kısmını birleştiriyorum. Daha sonra elimle üzerine bastırıp küçük oklavamla küçük bir şekilde açıyorum. Daha sonra da arasına kaşar peyniri koyup kapatıyorum. Benim kaşar peynirimi köyde annem hazırlayıp gönderdiği için biraz farklı görünüyor. Sizler marketlerden aldığınız kaşar peynirlerinden kullanabilirsiniz. Diğer poğaçalarımı da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Gerçekten çok farklı. Hazırlaması da çok keyifli bir poğaça. Tarifimi beğendiyseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Poğaçalarımın hepsini hızlı bir şekilde hazırlıyorum. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine alacağım. Bu tariften iki tepsi poğaça çıkıyor. Poğaçalarımın hepsini hazırlayıp fırın tepsisinin içerisine aldım. Şimdi tepsi mayasının gelmesi için üzerini bir bezle kapattım. Yarım saat sonra üzerini açıyorum. Poğaçalarım güzel bir şekilde kabarmış. Üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısını ayırmıştık. Şimdi yavaş hareketlerle poğaçaların mayasını söndürmeden yumurta sarısını üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Poğaçalarımızı önceden ısıttığımız 180 derece fırında pişireceğiz. Poğaçalarımın hepsine yumurta sarısını sürdüm. Şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırına pişmeye götürüyorum. Poğaçalarımı altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. İnanılmaz güzel görünüyor. Hemen şimdi sizlere iç dokusunda yakından göstereceğim. Dışı yumuşacık, içerisi kıyır kıyır bir poğaça oldu. Mutlaka ama mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.